Peki özellikle belirti anlamında kişide ne hissedilir? Belirti olmadan da ilerleyebilir mi bu sağlık sorunu? Aslında akciğer kanserinin belirtileri çok sıradan, çok böyle göze çarpıcı belirtiler değildir. Ve genellikle akciğer kanserinin maalesef %15'ine erken teşhis konmaktadır. Geri kalan %85'inde hastalığın teşhisi konduğunda zaten uzak organlarına da metastaz yapmış şekildedir. Yani sıçramış şekilde görmekteyiz. Akciğer kanserinin belirtileri ana hatlarıyla şunları söyleyebiliriz. Bir kimse de 2 haftadan uzun süren bir kişi de 2 haftadan uzun süren öksürük varsa ve bu öksürük tedaviye rağmen artarak devam ediyorsa bu bizim için çok önemli. Halsizlik bizim için çok önemli. Kilo kaybı diyet yapmadığı halde bir kişi kilo kaybediyorsa bu da bize akciğer kanserinin belirtisi olarak karşımıza çıkar. Yine parmak uçlarında, el ve ayak parmak uçlarında hızlı gelişmiş yumuşak dokularda hızlı gelişmiş ağrılı sert kitleler elimize geliyorsa bu da akciğer kanserinin belirtisidir. Bunun anlamı nedir? Kişinin oksijenlenmesi periferde dediğimiz el ve ayak parmaklarına yeterince oksijeni götürememesi bundan dolayı da vücudun kendini korumaya almasıdır. Bu önemli. En fazla hastalar balgamında kan gelmesiyle doktora başvurmaktadırlar. Yine ses kısıklığı önemli, yutma güçlüğü önemli akciğer kanserinin belirtileri olarak. Bunları söyleyebiliriz.